Saygıdeğer arkadaşlarım, bugün siyasetin dışında bir konudan söz edeyim size dedim. Türkiye'deki siyaset insanın içini karartıyor. Bu siyasi aktörler, bu şarlatanlar her tarafı kaplamışlar. Yani bunlardan söz etmek, bunların olaylarından, işlerinden söz etmek insanda mide bulantısı yaratıyor. Tiksinme duyguları oluşturuyor arkadaşlar. Ruhunu karartıyor insanın. Daha önce de birkaç kez söz etmiştim yoldaşlarıma. Ben aslında bilim insanı olmak için üniversiteye, İstanbul'a öğrenci olarak gelmiştim. Felsefe, ilahiyat ve teorik fizik okuyacaktım. İdealim bunlarda derinleşmekti ve cevapları netçe verilmeyen sorulara cevap bulmaya çalışmaktı amacım. Ama devrimciliğe başlayınca, yani insanların nüfusça dünyanın %15'ini oluşturan ABD, AB emperyalist çakallarının ve nüfusça dünyanın %85'ini oluşturan mazlum ülkelerin insanlarını nasıl hayasızca sömürdüklerini, bu ülkelerin doğal kaynaklarını nasıl vicdansızca, acımasızca yağmaladıklarını ve pazarlarını ele geçirdiklerini görünce insanların bu acılarına son vermek en öncelikli görev olmalı dedim. İnsanlar böylesine acılar içinde kıvranırken birbirlerini av objesi olarak görürken, tıpkı vahşi hayvanlar gibi laboratuvara kapanıp, kütüphanelere kapanıp bilimle uğraşmak insanlığa sırtını dönmek anlamına gelir. Bu ahlaki bir şey olamaz. Eğer insan olarak varoluşumuzun sorumluluğunun hakkını tam olarak vermek istiyorsak, öncelikle insanların bu acılarını dindirmenin, bu acılara son vermenin, insanın insan tarafından acı çekmesine izin vermemenin ve bunu ortadan kaldırmanın yolunu, yordamını bulmak lazım. Bu da devrimci kavgaya girmek olur. Bu da sosyalistlikle, komünistlikle olur dedik. Ve ondan sonra gerek düşünce planında, gerek eylem planında tüm zamanımızı ve tüm enerjimizi buna harcadık arkadaşlar. Öylesine harcadık ki zaman oldu çocuklarımın hangi sınıfta okuyor olduklarını bile karıştırıyor ya da bilemez hale geliyor oldum. Haklı olarak evlatlarım bu konuda sitem ederler bana. Neyse, size dinden bahsetmek istiyorum bugün arkadaşlar. Dinleri yakın yoldaşlarımın bildiği gibi daha önce de konferanslarımda ortaya koyduğum gibi ikiye ayırıyorum ben. İki farklı kategoride değerlendiriyorum. Bir,
Bakan dinler. İki, kitaplı, peygamberli ya da suni dinler. Yani bir peygamber tarafından oluşturulan dinler. Pagan dinler doğal dinlerdir arkadaşlar. Tüm toplumun kolektif düşüncesi ve bilinciyle oluşturulur pagan dinler. Ama kitaplı dinlerde bu işi tek başına Tanrı'dan, Allah'tan, Yahve'den mesaj aldığını, vahiy aldığını iddia eden peygamber, nebi sıfatı taşıyan kişiler tarafından kurulur bu kitaplı dinler arkadaşlar. Pagan dinlerin tanrıları insanlara zulmetmez. O hep iyilik eder arkadaşlar. Mesela Türk mitolojisine baktığımız zaman evreni yaratan Ak Ene, yani Ak Ana denilen bir tanrıçadır arkadaşlar. Tüm evreni ve tabii dünyayı da yaratmış olan. Bu işi yaptıktan sonra işi Ülgen denen tanrıya bırakır arkadaşlar. Ülgen de asla zulmetmez Türk kavimlerine. Kötülük eden Erdik adında yeraltının hakimi bir kötücül varlıktır arkadaşlar. İnsanları öldükten sonra ruhlarını oraya taşıyan, bazı insanların ruhlarını çalıp oraya götüren, orada işkence eden, eziyet eden hep Erdik'tir. Ülgen gökyüzünün, yeryüzünün hakimidir. Erdik'te yani kötülüğün yapıcısı da yeraltının hakimidir arkadaşlar. Ve insanlar gökyüzünün ve yeryüzünün hakimi olan Ülgen'in kendilerini koruması, kendilerinde yardımda bulunması için şaman, yani anlamı kendinden geçmiş olan demektir. Bilinçli olarak, iradi olarak bilinç kaybına uğrar ve trans haline geçer. Ve bu şekilde de gökyüzüne ulaşarak orada Tanrı'yla irtibat kurar şamanlar. Oraya dileklerini iletir, mesajlarını alıp insanlara iletir arkadaşlar. Başta şamanlar da kadındır arkadaşlar. Çünkü insanlığı 10 bin yıl öncesine kadar hep kadın liderler yönetiyordu. Anacıl düzen diyoruz biz bu düzene arkadaşlar. Yani 1 milyon 800 bin yıllık insanlık tarihinin son 10 bin yılına kadar insanlığı yöneten hep kadınlar olmuştur arkadaşlar. Ve anacıl düzendir bu düzenin adı. Ancak 10 bin yıldan bu yana, yani avcı toplayıcı toplumdan ne zaman ki çoban topluma geçtik, işte sürülerin sahibi olmasından kaynaklanan erkeğin elde ettiği güçle kadını toplum içinde ikinci plana düşürdü arkadaşlar erkek. Yani avcı, savaşçı kahramanın yapamadığını sümsük çoban yaptı arkadaşlar. Kadını yendi ve ikinci plana itti toplum içinde. İşte bu yüzden başlangıçta hep ana tanrıçalar vardı.
Kadın ne zamanki çoban toplumla birlikte ikinci plana düşürüldü. Ondan sonra erkek tanrılar ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Anadolu'nun ünlü ana tanrıçası Kibele'dir bildiğimiz arkadaşlar. Konya, Çatalhöyük'te. Milattan önce 7000 yıl öncesine tarihlenir. Kibele'nin memleketindeki toprağa yerleşik toplumun tarihi arkadaşlar. Kibele öylesine güçlü bir tanrıça ki arkadaşlar, tüm Orta Doğu toplumlarında hakimiyetini gösterir. Ege'de Artemis tapınağında Artemis olarak adı geçer arkadaşlar. Hatta İslam'ın ortaya çıktığı Mekke'de Kabe'de bile Kibele'yi simgeleyen kara taş vardır. Hacer-ül Esved taşı. Aslında o Kibele'yi simgeler arkadaşlar. Kabe'nin adı bile Kibele'nin mabedi anlamına gelir arkadaşlar. Kıble bile Kibele'nin mabedinin işaret eden, gösteren yön anlamına gelir arkadaşlar. Yine Musevilerde ve Müslümanlarda olan sünnet yine Kibele'den gelir arkadaşlar. Kibele'nin rahipleri, erkek rahipler Kibele'nin tapınağına hizmetle görevli, kendini ona adamış olan rahipler öylesine özenirler ki Kibele'ye, trans haline gelip geçip beş halinde cinsel organlarını keserler kendilerinin. İşte sünnet o Kibele rahiplerinin yaptığı bu işten kaynaklanır arkadaşlar, süre gelir. Rahiplerin bu kendini adamaları zaman içinde sadece erkeklik organının sünnet derisi dediğimiz derisinin kesilmesi şeklinde aktarılır ve devam edip gelir arkadaşlar. İşte anacıl düzen ve ana tanrıçalar bu denli etkindir toplumda arkadaşlar. Pagan dinler arkadaşlar, ilkel, komünal, toplum dediğimiz toplumların dinleridir arkadaşlar. Yani sosyal sınıf ayrışmasına, parçalanmışlığına uğramamış toplumların dinleridir pagan dinler. Sosyal sınıfların olmadığı dinlerdir. Yani toplumda durumları ve çıkarları birbirine zıt, uzlaşmaz bir biçimde karşıt sınıfların ortaya çıkmadığı dönemin dinleridir arkadaşlar, pagan dinler. Dinlerin ortaya çıkmasına sebep nedir arkadaşlar? Bir, insanların ölümsüzlük isteği. İki, doğa güçlerinin insanları ezmesi. Yani şimşeklerin, yıldırımların, fırtınaların, depremlerin, sel baskınlarının, yangınların insanları ezmesi, insanları korkutması ve insanlarda büyük yıkımlar oluşturması arkadaşlar. İşte insanlar o korku sebebiyle, o felaketlerden korunmak için dinleri icat etmişlerdir arkadaşlar. Tanrıları yaratmışlardır insanlar. İşte bu sebepten
o dinler toplumun kolektif bilinciyle, düşüncesiyle oluşturulmuş dinlerdir arkadaşlar. Bu sebeple de o dinlerin tanrıları insanlara zulmetmez. Bildiğimiz gibi bu dinlerin tapınaklarına panteon ya da pagoda denir arkadaşlar. Bir ikincisi, kitaplı dinler, peygamberli dinler arkadaşlar. Bu dinlerse sınıflı toplumun ortaya çıkmasıyla birlikte oluşturulmuş dinlerdir arkadaşlar. Yani toplum sosyal sınıflara parçalanmış, üst egemen sınıflar, alt sınıfları ezip, sömürüp, onları hayvan yerine koyup, onlara zulmedip bir düzen, bir sistem kurdukları dönemin dinleridir. Dolayısıyla bu zulmü yapabilmeleri için de devletin ortaya çıkmış olması gerekir. Yazının ortaya çıkmış olması gerekir. Devlet dediğimiz zaman nedir bunun en önemli iki unsuru, iki bileşeni, iki ayağı? Bir, silahlı adamlar. Özel olarak toplumda görevlendirilmiş bir silahlı adamlar grubu. Buna ordu denir arkadaşlar. Yani bu egemen sınıfı korumakla görevlidir. Onun emrindedir. Onun sınıf çıkarlarını, sömürüsünü, vurgununu, talanını ve zulmünü bastırmakla görevlidir ordu. İki, yargıçlar, mahkemeler arkadaşlar. Onlar ne iş yapar? Egemen sınıfın zulmünü, sömürüsünü, vurgununu, katliamını hukuk dediğimiz, yasa dediğimiz kılıfa büründürerek bu sömürü ve vurgun düzenlerine karşı çıkanları cezalandırır arkadaşlar. Yani yargıçlar, mahkemeler ve cezaevleri oluşturulur devlette. Devleti bu unsurlar oluşturur arkadaşlar. Gerisi ayrıntılı olarak diğer bürokratik kurumlar ardından sökün eder. Ama en önemli devletin bileşenleri bunlardır arkadaşlar. İşte bu dönemde kitaplı dinler, peygamberli dinler ortaya çıkar arkadaşlar. Bu dinlerde dikkat edersek artık tek tanrı vardır. Bu dinlerde tanrı cehennemi de yaratmıştır. Yani hem insanlara iyilik eder, hem insanlara acımasız zulüm eder. Cehennemde arkadaşlar. Bu dünyada da zulüm eder tanrı. Böylece dinler de mevcut sınıflı toplumun, yani yaşanılan maddi dünyanın din dünyasına, entelektüel dünyasına yansımasından oluşur arkadaşlar. Bu sınıflı toplum dinleri de, tek tanrılı, peygamberli dinler de arkadaşlar. Demek ki bu dinlerde cennet, cehennem vardır. Ama büyük ölçüde ahlaki öğütler de vardır arkadaşlar. Bu toplum düzeninin sürebilmesi için hem belli cehennemcil cezalar konur öbür dünya için, bu dünya içinde hukuk, yasa ve ahlak kuralları konur arkadaşlar. Din bunları da içerir arkadaşlar.
kitaplı peygamberini dinler de. Peki neden pagan dinlerde ahlak söz konusu değil de bu peygamberli dinlerde ahlak söz konusu arkadaşlar? Çünkü pagan dinlerde ahlaksızlık diye bir şey söz konusu değildir. Toplumda sınıf ayrışmaları ve sömürü olmadığı için toplumun kolektif olarak yaratılmış köleleri tüm insanları yönetir arkadaşlar. O köleleri bozmak, köleye karşı gelmek hiçbir toplum üyesinin düşünemeyeceği bir şeydir. Yani onlara uymamak düşünülemez o insanlarda. Onlara uymadığı zaman zaten çok ender, binde bir de olsa hemen toplum dışına atılır, refüze edilir toplumdan o insan arkadaşlar. Toplum dışına atılınca da yaşaması söz konusu olmaz. Çünkü insan toplum yaratığıdır arkadaşlar. Bu bakımdan her insan su içer, nefes alır gibi o törelere uymakla yükümlü, görevli hisseder kendisini. İşte pagan dinlerde de bu sebeple ahlaka ilişkin bir hüküm bulunmaz arkadaşlar. Çünkü ihtiyaç yoktur böyle bir şeye. Bir örnek verirsek, mesela 6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremi yaşadık değil mi arkadaşlar? 11 ilimizi vuran ve 200 binin üzerinde canımıza mal olan bir deprem yaşadık. Bir Japon deprem uzmanı geldi bu bizim yaşadığımız felaketi incelemek için. Orada soruyor gazeteciler, sizde yapı denetim kurumları nasıl çalışır diye. Bizde yapı denetim kurumu diye bir kurum yoktur diyor Japon deprem uzmanı. Neden deniyor? Çünkü hiç kimse Japonya gibi bir deprem ülkesinde ben hırsızlık yapayım, ben karımı artırayım, ben usulsüzlük, yolsuzluk, kanunsuzluk, bilim dışılık yapayım diye düşünmez diyor. Böyle bir şeyi hiçbir Japon düşünemez diyor arkadaşlar. Bu sebeple yasaya, bilime uygun olmayan konut bizde yapılmaz diyor arkadaşlar. Bu sebepten dünyanın en ahlaklı ülkelerinin bir araştırma sonucu tasnifinde Japonya ve bazı Kuzey Avrupa ülkeleri en önde gelir arkadaşlar. İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler en önde gelir. Neden? Çünkü bu ülkelerde kapitalizm insanları henüz diğer Orta Doğu ülkeleri gibi, Avrupa'nın diğer bölgelerinin ülkeleri gibi ve Amerika ülkeleri gibi çürütmemiştir arkadaşlar. Neden? Çünkü Japonya ilkel komünal toplum düzeninden, yani ilkel komünist toplum düzeninden doğrudan kapitalizme geçmiştir. Oysa bizde antika, tefeci, bezirgan sermaye dediğimiz 6000 yıldan bu yana Orta Doğu'da egemen olan, insanlığa kan kusturan bir sermaye düzeni egemendir arkadaşlar. Ve bu 6000 yıllık vurgun, sömürü, hırsızlık, yolsuzluk insanlarda öylesine çürütmüş ki ahlak bırakmamış neredeyse arkadaşlar.
insanlar vurgun yapmayı, karını artırmayı, başkalarını çelmeyerek öne geçmeyi uyanıklık sanıyor, akıllılık sanıyor arkadaşlar. Yani sınıflı toplum insanları çürütür. İnsanlıktan çıkarır arkadaşlar. İnsanlığın yeniden insanlığa dönebilmesi için sosyal sınıf ayrımlarından kurtulması gerekir. Ancak komünist toplumda insanların yalan söylemesini, birbirini kandırmasını, aldatmasını gerektiren maddi şartlar ortadan kalktığı için ahlaksızlık da ortadan kalkacak. O yüzden hiçbir ahlak kuralı çalmamalısın deme gereğini duymayacak arkadaşlar. Evet. Demek ki arkadaşlar pagan dinler doğa güçlerinin insanları ezmesi ve insanların ölümsüzlük istemesi, istenci, özlemi sebebiyle oluşturulmuş dinlerdir. O dinlerin tanrıları da o özlemlere karşılık gelen tanrılardır ve insanlara zulmetmezler. Ama sınıflı toplumun dinleri ve tanrıları kan, ateş ve cehennem tanrılarıdır. İnsanları öldürün. Mallarına el koyun. Kadınlarını cariyeleştirin. Çocuklarını ve gençlerini köleleştirin. Buyruğu veren dinlerdir. Orta Doğu Semit dinleri arkadaşlar. Çünkü sınıflı toplum maddi hayata egemen olduğu için din dünyasına da aynen o yansır arkadaşlar. Albert Einstein zeki olduğu için tabii o da geçenlerde benim Dünya Anlayışım adını taşıyan bir kitabı elime geçti. Onu okudum. Dinleri bu şekilde tasnif ediyor. Ama sosyal bilimler konusunda ve sosyal tarih konusunda cahil olduğu için işin ekonomik maddi kökenini göremiyor. İlkel komünal toplum dinlerine korku dinleri diyor. Sınıflı toplum dinlerine yani Semit dinlerine ise sosyal ve ahlak dinleri diyor arkadaşlar. Onun maddi temelini göremiyor. Son derece cahil sosyal bilimler konusunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dinleri biz bu şekilde anlıyoruz, bu şekilde kavruyoruz. Burada belki bazı arkadaşların aklına şöyle bir şey gelebilir. Tamam da biz Müslüman bir toplumuz ve dinimize, Kur'an'a inanıyoruz. Bu arkadaşlara benim salık vereceğim, daha önce de defalarca tekrarladığım gibi şu olur. Kur'an'ın Türkçe mealini yani tercümesini okuyun arkadaşlar. Ama sorgulayan bir akılla okuyun. Siz de tıpkı benim gibi o zaman bu kitabın insan tarafından yazıldığını göreceksiniz arkadaşlar. İçindeki anlatılan hikayelerin, mitolojilerin, kıssaların, eski Sümer, Asur, Babil, Fenike kıssaları olduğunu göreceksiniz arkadaşlar.
bunların akılla da, mantıkla da, bilimle de zerre ilgisinin olmadığını göreceksiniz. Bir de orada kölelik, cariyelik açıkça Allah tarafından onanır arkadaşlar. Yani evreni yaratan, her şeye kadir olan bir insanın yarattıklarını bir kısmını efendi, bir kısmını köle ve cariye diye böyle ayırması, böyle bir Tanrı'nın yüceliğiyle ve ahlakıyla, merhametiyle asla bağdaşmaz. Yani bu 1400 yıl öncesinin Arap Yarımadası toplumunun, köleci toplumun örfüdür arkadaşlar. Ha, İslam'daki olumlu yönler nereden gelir? Hazreti Muhammed'in süt anne olarak 5 yaşına kadar bir bedevi dediğimiz göçebe Arap toplumuna, kavmine verilmesinden, orada Halime adlı bir kadının ona annelik yapmasından ve bizim bedevi diye aşağıladığımız bu Arap toplumlarının aslında ilkel komünal, yani sosyalist bir düzen içinde yaşadıklarını ve tüm kabilenin kolektif mülkiyete sahip olduğunu, bu sebeple de aralarında yalan, dümen, ahlaksızlık bulunmadığını görüp onları benimsemesinden ve Kur'an'a da onları aktarmasından kaynaklanır arkadaşlar. Kur'an'daki ahlaki öğütler. Bunlar da büyük ölçüde Mekke dönemi İslam'ında ve o dönem indirilen ya da ortaya konulan ayetlerde belirtilir, emredilir. Nitekim Mekke dönemi ortaya konan 86 surenin hemen hemen hiçbirinde kadını vuran, kadını aşağılayan bir ayet göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü eşi Hazreti Hatice ile ve onun kuzeni Varaka ile birlikte oluşturuyorlar İslam dinini. Hazreti Hatice, Mekke'nin en asil, en varlıklı, en saygı gören kadınlarından biridir. Bu sebeple Hazreti Muhammed'in kadınları vuran bir ayet ortaya koyması, aşağılaması asla bu şartlarda, o şartlarda söz konusu olamazdı, olamamıştır arkadaşlar. Kadınları vuran ayetler özellikle Medine döneminin o 28 suresinde ortaya konur arkadaşlar. Medine dönemi artık cihatlar dönemidir. Bol miktarda ganimetlerin mal, mülk olarak ele geçirildiği dönemdir. Ve canlı ganimet olarak erkeklerin, çocukların köleler olarak, kadınlarınsa cariye olarak ele geçirildiği dönemdir. Ve o dönemin İslam'ı da elbette yaşanan o maddi şartların din dünyasına, entelektüel dünyasına yansıması olacaktır. Ve öyle de olmuştur arkadaşlar. Bu sebeple biz Mekke dönemi İslam'ını işte o bedevi dediğimiz göçebe Arap aşiretlerinin ahlakından süzülüp geldiği için ilkel komünal toplumun değerlerini öne geçirdiği için devrimci İslam olarak değerlendiriyoruz. Medine döneminin İslam'ını ise köleci toplumun değerlerinin egemen olduğu gerici İslam olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi buna pek çok örnek verdik.
geçen okuduğum bir kitabı da size salık vereyim. Bu konuda beğendiğim ilahiyatçılardan Arif Tekin vardır. Pek çok arkadaşımızın bildiği gibi Diyarbakır Kult'ta doğmuştur ve 15 yıl medreseye gitmiştir. Kürtçe ve Arapça dışında dil bilmemiştir. Sonradan dışarıdan ilkokulu, İmam Hatip Okulu'nu ve Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmiştir. Ve o da bizim gibi iyice inceleyince Kur'an'ı, her din gibi İslam'ın da insan yapımı olduğunu netçe görmüş ve kitaplarında göstermiştir arkadaşlar. Berfin Yayınlarından çıkmaktadır kitapları. Son okuduğum kitabı o dönemin, Hazreti Muhammed döneminin ünlü Arap şairi Ümeyye bin Ebi Salt'ın şiirlerinden Kur'an'a adını taşıyan kitabıdır arkadaşlar. Ümeyye bin Ebi Salt, Hazreti Muhammed'in İslam'ı ortaya koyuşundan 2 sene sonra ölmüştür arkadaşlar. Ve bu kitabı okursanız göreceksiniz arkadaşlar. Arif Tekin cümle cümle aktarıyor. Ümeyye'nin şiirlerini Hazreti Muhammed çoğu kez olduğu gibi bazen de virgülünün noktasını değiştirerek Kur'an'a aktarmıştır arkadaşlar. Yani büyük ölçüde Ümeyye'nin şiirleri Kur'an'ın şekillenmesinde etkili olmuştur. Hani daha önce de söyledik, İncil'de havarilerin mektupları denen bölüm bütünüyle Seneca'nın ahlaki mektuplarından ibarettir arkadaşlar. Cümle cümle, satır satır, noktası virgülü bile değiştirilmeden arkadaşlar. Rahipler ne diyorlar buna? Seneca İncil'den almıştır, aktarmıştır, kopya çekmiştir diyorlar. Halbuki onlarca yıl önce Seneca hayattan ayrılmıştı. İlk İncil bölümü ortaya çıkmadan, yazılmadan önce. Burada da bazı ilahiyatçılar bizim ve hatta geçmiş 1400 yıllık İslam tarihinin Ümeyye Kur'an'dan almıştır bu şiirleri, bu dizeleri diyorlar ama buna imkan yok arkadaşlar. Ümeyye Hazreti Muhammed'le hiçbir zaman karşılaşmamış, konuşmamış, görüşmemiş ve İslam'ın ortaya konuşundan 2 sene sonra da hayattan ayrılmıştır arkadaşlar. Bunu da okurlarsa bir kez daha somutça, kesince tanık olurlar. Bu böyle düşünen arkadaşlar, İslam'ın da insan yapımı olduğuna arkadaşlar. Evet arkadaşlar, demek ki dinler konusunda da bu iki önemli tasnif önemliymiş, belirleyiciymiş arkadaşlar. İlkel komünal, yani sınıfsız toplumun dönemine ilişkin dinler, pagan dinler diye adlandırdığımız ya da kitapsız, peygambersiz dinler diye aktardığımız dinlerdir. Burada herhangi bir ahlaki öğüt bulunmaz. Çünkü sınıfsız toplumda zaten ahlaksızlık asla söz konusu olmaz arkadaşlar. Toplumu aksakallılar diye adlandırılan ihtiyarlar heyeti yönetir, önemli konularda kararlar alır ve toplum ona uyar arkadaşlar.
Ama semit dinlerinde, yani peygamberli ve kitaplı dinlerde sınıflı toplum, köleci toplum bütünüyle hakimdir. Ve o toplumun maddi hayatı din dünyasına da, entelektüel zihni dünyaya da aynen yansımıştır arkadaşlar. Sözü uzatmayalım. Kısaca bugün de bunları anlatmış olalım. Kalın sağlıcakla.